Beni de çok ön plana çıkartıyor. Ben son zamanlarda iki yakınımdan topuk dikeniyle ilgili sorunlar yaşadıklarını duydum. Nereden kaynaklanır? Sorunu arttıran etkenler neler ve tedavi konusunda neler yapılıyor? Yani mesela topuk dikeninde bir ameliyat, bir enjeksiyon. Şu anda aklıma geliverdiği için soruyorum. Bir fizik tedavi uygulaması gibi şeyler var mıdır? Aslında topuk dikeni kelimesini mümkün olduğunca artık kullanmamak için çok büyük bir özen sarf etmeye çalışıyoruz. Diyelim? Çünkü topuk ağrısı. Topuk ağrısı. Çünkü bu eski ortopedistlerin bir bilgi eksikliği nedeniyle topuktaki röntgende çıkan bir çıkıntıyı gördükleri zaman bütün ağrının etkeninin bu olduğunu zannetmeleri üzerine ortaya çıkan bir isimlendirme. Evet. Biz bugün biliyoruz ki bu çıkıntı sadece bir deformasyon. Hı hı. Aslında bu problemde ayağın altında var olan bir bant var. Bu bant esnekliğini kaybediyor. Bant esnekliğini kaybettiği için özellikle sabah yataktan kalkıldığı anda hissedilen çok tipik bir ağrı var. Ve yürüdükçe bu ağrı ortadan kayboluyor. Şimdi bu problemde madem ki kısalan bir bant var, düzeltmemiz gereken şey kısalmış olan bandın tekrardan uzamasını sağlamaktır. Burada bu bandın uzamasını sağlayacak egzersizlerin yapılması bugün topuk ağrısında altın standart tedavi yöntemidir. Hı hı. Kişilerde varsa eğer ki biz %90 olduğuna inanıyoruz, kişinin ayağına uygun tabanlık kullanması bu şikayetin tekrarlamasını engellemek için son derece önemlidir. Ha, çok ilerlemiş vakalarda 6 aydan daha fazla ağrısı olan kişilerde profesyonel fizik tedavi uygulanabilmektedir. Son zamanlarda kullanıp çok iyi sonuçlar aldığımız PRP olarak kısalttığımız, hı hı, kişinin kendi kanından trombositlerin alınıp hazırlanmasıyla yapılan enjeksiyonlarla tedavi çok rahatlatılmakta. Hı hı. Cerrahi bu problemde hemen hemen düşünülmemektedir. Hani çok çok ciddi şekilde 2-2,5 yılı geçmiş artık ayakta kalıcı deformite oluşmuş ayaklarda düşünülebilir. Ama bugün topuk ağrısı için ana tema her noktada internetten arasak çok kolay bulunabilen 6 tane egzersiz var. Bu egzersizleri 4 hafta düzenli yaptığımızda bu ağrı tamamıyla ortadan kalkmakta. O zaman ne yapsınlar? Topuk ağrısı yazsınlar seyircilerimiz. Lütfen. Ondan sonra o 6 egzersizi bulsunlar. Eğer bu dertten muzdariplerse bunun çok rahatladığını da bu egzersizleri yaparak görsünler. Buradan böyle bir katkımız, bir yararımız olsun. Hallux valgus söylenişi. Zor. Kendisi de galiba zor ve zor. Sıkıntı yaratan, zor. Yaşam kalitesini düşüren bir sağlık sorunu nedir? Şöyle ki aslında onu da Türkçeleştirirken baş parmak çıkıntısı olarak, evet, Türkçeleştiriyoruz. Şöyle bir problemimiz var. Dar ayakkabı giydiğimizde ya da ayağımızda düz tabanlık problemi olduğunda uygun ayakkabı giymediğimizde zaman içerisinde yaylanma hareketi bozulduğu için baş parmak yavaş yavaş içeriye doğru bir döngü yapıyor. Evet. Baş parmak içeri doğru dönerken tarak kemiğimiz dışarı doğru çıkıyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü yine eski ortopedistler bu problemde orada yeni bir kemik çıktığını zannetmişler ve o kemiği törpüleriz demişler. Biz bugün biliyoruz ki törpüleme diye bir şey yok. Bugün çok net farkına vardığımız şey bu rahatsızlıkta yer değiştiren, şekli bozulan bir eklem var. Bu rahatsızlıkta cerrahi dışında ne yazık ki hiçbir tedavi yöntemi de matbu değil. Şöyle ki eskiden parmak arası silikon, gece makarası, tabanlık gibi şeylerin bu rahatsızlığı iyileştirebileceği düşünülmüştü. Biz bugün yapılan çalışmalarla biliyoruz ki bunlar sadece ağrıyı azaltmak için, evet, kullanılabilecek materyaller. Geçici rahatlıklar. Geçici rahatlık ama tedavi şansımız yok. Peki tedavimiz nedir? Matematiksel olarak yapılan bir açı ölçümüyle burada bozulmuş olan eklemin tekrardan restore edilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Parmağı tekrar doğru pozisyona, tarak kemiğini tekrar dışarıdan içeriye almamız gerekiyor. İşin zor kısmı şurada. Artık ayak cerrahları bu ameliyatla ilgili belli bir ritim elde etmiş durumdayız. Ve bunu yaparken hangi açıda hangi ameliyatı yapacağımız artık belirlenmiş durumda. Tek sıkıntımız ameliyat sonrasında hastanın kendisini hazırlaması gereken belli bir istirahat dönemi var. Ne kadar? Bir hafta mı, bir ay mı? Ne kadardır? Yaklaşık 2 haftalık bir ev istirahati var. Bu dönemde hastanın mümkünse ayaklarını yukarıda tutmasını istiyoruz. Aslında bu dönemin en büyük esprisi ayağın şişmesini engelleyebilmekten geçiyor. Evet. Çünkü en büyük sıkıntımız bu ameliyattan sonra ayak şişecek olursa ayakkabıyı ayağa sokmakta çok ciddi bir güçlük çekiyoruz. Ve biz diyoruz ki lütfen 2 hafta evde ciddi bir ayak elevasyonu, düzgün şekilde buz uygulaması ve buzla beraber yapılan anti-enflamatuar ilaç kullanımıyla şişliği bloke edelim. Şişliğin olmadığı durumda 2 hafta sonra önce bir spor ayakkabıyla ya da bir bez ayakkabıyla işe gitmeye başlayalım. Yaklaşık olarak 1,5 ay bu spor ayakkabıları kullanalım. Daha sonra 1,5 aydan 3. aya kadar da göreceli olarak daha önü yuvarlak geniş ayakkabıları kullanmayı istiyoruz. Sosyal açıdan dans edebilmek gibi, koşulu sporları yapabilmek gibi yetenekler bu ameliyattan ancak 4 ay sonra imkan verilebiliyor. Hani hastalara ben hep şöyle bir espri yapmayı seviyorum. Bu ameliyatı yaptığımda bana ne zaman teşekkür edersiniz? Cevap 6 ay sonra. Birkaç ay sonra. Burada çünkü beklentiler çok yüksek ama, evet, ayak çok yavaş bir şekilde
toparlıyor. Evet, bu önemliymiş gerçekten. Peki diyelim ki bir kişide baş parmağı çıkıntısı ya da hallux valgus sorunu var. Tetiklediği hastalıklar var mı eğer tedavi gerçekleşmezse ya da cerrahi? Şimdi bu her hastalıkta olduğu gibi... Çok kısaca rica edeyim. Her hastalıkta olduğu gibi bunu eğer doğru tedavisini yapmazsak diğer küçük parmaklar hemen bozuluyor. Çekiç parmak dediğimiz parmakların katlanması sorunu ortaya çıkıyor. Ve çok tipik olarak 3. ve 4. parmağın arasında var olan bir sinir var. Bu sinir deformasyon nedeniyle bozulup şikayet yaratıyor. Anladım. O yüzden mümkün olduğunca tek parmakla ameliyatla bu işi çözebilmek ve bir baş parmak sorunu olarak aşabilmek için en kısa dönemde doktora başvurmalarını rica ediyorum.